Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden, Olay Ana Haber'den iyi akşamlar. Bugün 5 Mart 2018 Pazartesi, günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Zeytin Dalı Harekatı'nda gözler artık Afrin'de. Yerleşim birimlerini birer birer terör örgütünden temizleyen TSK ve ÖSO güçleri Afrin'e ilerliyor. Yaklaşık 1 milyon taşeron işçiyi yakından ilgilendiren kadroya geçiş sürecinde sınavlar başladı. Adayların sınavı geçebilmek için yazılı sınavdan en az 50 puan alması gerekiyor. 5 kişilik CHP heyeti ittifak için nabız yoklamaya devam ediyor. Parti sözcüsü Bülent Tezcan başkanlığındaki heyet, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Bağımsız Türkiye Partisi ve Demokrat Parti'yi ziyaret etti. Sinema dünyasının gözü dün gece Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. 90. Oscar ödülleri Los Angeles kentinde düzenlenen gecede sahiplerini buldu. Kazananlar birazdan. Özgün ve güvenilir Olay Ana Haber başlıyor. Afrin harekatında 45. gün. Raco ve Cinderes'ten Afrin'e uzanan yollar kontrol altında. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu unsurları 2 köyü daha YPG'den aldı. Maydanki barajının çevresindeki Alıcı ve Buluşan köyleri bu sabah teröristlerden temizlendi. Böylece harekatın başından bu yana ilk kez barajın karşısına ulaşılmış oldu. Raco'nun ardından yeni hedef Cinderes. Harekatın bilançosuna ilişkin açıklamada geldi. Harekatın başından bu yana devam eden kara ve hava operasyonlarıyla 2795 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu unsurları Afrin'e giden yoldaki iki önemli nokta Raco ve Cinderes'te büyük ilerleme kaydetti. Raco'nun ardından Şeyh Hadit Belde Merkezi ile Hacı Halil, Halilio, Soğulcak, Aranda ve Bafilun köyü ile dağını teröristlerden temizleyen kara birlikleri Afrin'in kuzeybatısındaki Şeran beldesinin Beluşank ve Alıcı köylerini de aldı. Böylelikle 112'si köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 142 nokta teröristlerden kurtarılmış oldu. Teröristlerin doğu ekseninde yer alan ilk savunma hatları da TSK'nın ateş menzilinin içine girerken teröristlerin kritik bölgelerdeki bağlantıları da kesildi. TSK ve ÖSO'nun yeni hedefi Cinderes. Miskun Mahal operasyonu öncesinde Türk Savaş Jetleri tarafından yapılan hava bombardımanı yoğun şekilde devam ediyor. Bombardımanın ardından şehir merkezinden görüntüler ise kameraya yansıdı. Harekat kapsamında terör örgütlerine ait hedefler, tank atışları ve çok namlulu roket atarlardan atılan uzun menzilli füzelerle de vurulmaya devam ediyor. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Raco ve Şeyh Hadit beldelerindeki Meskun Mahal operasyonuna ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde ÖSO güçlerinin teröristlerle girdiği sıcak çatışma anları ve Mehmetçiğin Raco'ya mehter marşı eşliğinde bayrak dikmesi yer alıyor. Raco titredi, sallandı, sonunda kahraman ayakların dibine düştü. Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO güçleri tarafından ele geçirilen Afrin'in Raco beldesindeki sıcak çatışma anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. TSK'nın tanklar ve topçu atışlarıyla destek verdiği Raco'ya yönelik operasyonda çatışmalar saatler sürdü. Raco'daki operasyonda daha önce kollarına kırmızı bantlar takan ÖSO güçlerinin bu kez sarı bantlı oldukları görüldü. Ağır silahlarla gerçekleşen çatışmalarda roketler de kullanıldı. Saatler süren operasyon sonucu Raco teröristlerden temizlenirken Türk askeri beldeye mehter marşı eşliğinde Türk bayrağı dikti. Raco kent merkezinde tamamen kontrol sağlanmış bulunmaktadır. Şuna emin olun ki Türk Silahlı Kuvvetleri milletinden aldığı güçle görevini başarıyla devam etmektedir.
Kameraya yansıyan bir diğer görüntü ise raconun ardından ele geçirilen Şeyh Hadid beldesine ait. ÖSO güçleri Şeyh Hadid'in ele geçirilmesinin ardından ezan okuyarak beldede namaz kıldı. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı'na verilen destek nedeniyle vatandaşlara teşekkür etti. Sınır birliklerini denetlemek için gittiği Oğulpınar Karakolu'nda konuşan Orgeneral Akar, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar asil milletimiz ordu millet anlayışının en güzel örneklerini sergilemektedir dedi. Özellikle Afrin Harekatı ile birlikte yoğun bir döneme girdik. Uluslararası hukuktan aldığımız güçle tamamen meşru koşullarda, meşru zeminlerde görevlerimizi yerine getiriyoruz. Burada bizim hedefimiz teröristler. Hiçbir masuma ve hatta hiçbir çevredeki hiçbir varlığa zarar vermeden bu faaliyetleri sürdürmeye çalışıyoruz. En son teröristin de etkisiz hale getirilmesiyle vazifemiz tamamlanacak. Biz bu faaliyetleri yürütürken aziz milletimiz sevgisini güvenimizden esirgemedi. Özellikle Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar asil milletimiz ordu millet anlayışının en güzel örneklerini sergilemekte ve milletimizin göz bebeği kahraman ordumuzu maddi ve manevi olarak daima yanında olduğunu göstermektedir. Şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına duygu yüklü mektup, mesaj, bağış ve hediyelerle kahraman Mehmetçiğimizin maneviyatının, moral ve motivasyonunun en üst seviyelere çıkmasına katkı sağlayan aziz milletimiz ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının kıymetli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine verdikleri destek ve duydukları güvenden dolayı sonsuz saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Terörle mücadele operasyonları yurt içinde de aralıksız devam ediyor. Son bir haftada 20 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 26 Şubat 5 Mart tarihleri arasında ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 20 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında bölücü terör örgütünün sözde bölge sorumlusu Adil Kod adlı Tarık Şen'in de bulunduğu kaydedildi. Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesi Ağrı Dağı kırsalında 28 Şubat'ta başlatılan operasyon kapsamında bölgede faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri de dün akşam saatlerinde bir grup teröristle sıcak temas sağladı. Jandarma özel harekat ve komando timleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada PKK'lı iki terörist etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği kapatıldı. Büyükelçiliğin kapatılmasına gerekçe olarak güvenlik tehdidi gösterildi. Harekete geçen emniyet güçleri Büyükelçiliğe saldırı hazırlığındaki Irak uyruklu 4 IŞİD'liyi Samsun'da yakaladı. Ankara'da da yabancı uyruklu 12 IŞİD'li gözaltına alındı. Amerikan Büyükelçiliği'nin internet sitesinde yayınlanan açıklamada Ankara Elçiliği güvenlik tehditleri nedeniyle 5 Mart'ta halka kapatılacaktır. Büyükelçilik yeniden açılış tarihini duyuracaktır denildi. Bu tarih boyunca yalnızca aciliyet gerektiren durumlarda servis sağlanacağı bildirildi. Ayrıca vize mülakatlarının da iptal edildiği açıklandı. Uyarı metninde Amerikan vatandaşlarından turistik bölgeler ve alışveriş merkezleri gibi alanlarda dikkatli olunması istenildi. Terör uyarısının ardından Ankara polisi operasyon düğmesine basarken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Düzenlenen operasyonda zanlılardan 12'si Ankara'da yakalandı. Samsun'da düzenlenen operasyonda da Büyükelçiliğe saldırı hazırlığındaki Irak uyruklu 4 şüpheli yakalandı. Büyükelçilik önünde güvenlik önlemleri de en üst düzeye çıkartıldı. Elçilik binasına çıkan her sokakta polisler uygulama başlattı. Elçiliğe yakın sokaklarda iş yerlerine gitmek isteyen ve elçilik personeli dahil herkes üst taramasından geçiriliyor. Türkiye'nin Çekya'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan PYD eski eş başkanı Salih Müslim'in Almanya'da görülmesi üzerine yeni bir girişimde bulundu. Müslim hakkında Almanya'dan yakalama ve geçici tutuklama kararı talep edildi.
Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan terör örgütü PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim hafta sonunda Almanya'nın başkenti Berlin'de ortaya çıkmıştı. Müslim terör örgütü yandaşlarının düzenlediği gösteriye katılarak bir konuşma yapmıştı. Bu gelişme üzerine harekete geçen Türkiye-Alman makamlarından Müslim'in yakalanması ve tutuklanması talebinde bulundu. Türkiye'nin talebine ilişkin bir dosyayı da Almanya'ya gönderdiği kaydedildi. İçişleri Bakanlığı Şubat ayı başında yaptığı güncelleme ile terörden arananlar listesine Salih Müslim'i de eklemişti. Kırmızı listede yer alan Müslim 4 milyon lira ödülle aranıyor. Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplanan Bakanlar Kurulu'nda ana gündem cinsel istismar suçlarıyla mücadeleydi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ çok geniş kapsamlı bir adım atılacak dedi. Bozdağ güvenli seçim için partilerle görüşen CHP'yi de eleştirdi. Halk arasında hadım olarak bilinen konu yasal dayanağa kavuşturulmaktadır. Hükümet cinsel istismar konusunda çalışmalarını hızlandırdı. Hükümet olarak bir yandan cezaların caydırıcılığını cezalar artırarak caydırıcılığı yükseltirken öte yandan da çocuklarımızın suça muhatap olmadan, suça sürüklenmeden önce onları koruyucu ve bu tür suçları önleyici tedbirlerin üzerinde durmamız son derece önemlidir. Çok geniş kapsamlı bir adım atılacaktır. Çankaya Köşkü'nde yaklaşık 4 saat süren Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ kameraların karşısına geçti. Risk haritası nasıl çıkarılacak? İşte bu bir takım çalışma yöntemleriyle çıkarılacak. Her yıl biz bunu yapacağız. Bu tür eğilimi olan kişilerin bazı mesleklerde çalışması tamamen yasaklanacaktır. Psikoteknik bazı incelemeler yapılacak. O incelemelerden geçenlerin o mesleklere kabulü yapılacaktır. Bozdağ, kamuoyunda tartışmalara neden olan 12 yaş sınırı da soruldu. Bazıları buradan AK Parti'ye istismar üzerinden siyasal istismar yapmak suretiyle zarar vermek için bunu kullanıyorlar. Sanki AK Parti 12 yaşın üstündekilere karşı farklı bakıyormuş gibi bir algı oluşturma gayreti içerisindeler. Bizim böyle bir bakışımız olamaz. Bozdağ'ın gündeminde seçim güvenliği de vardı. Terörist vatandaş gibi geliyor, sandık bölgesine giriyor, vatandaş oy kullanıyor, terörist karşıdan bakıyor. Ne yapacağız? Diyoruz ki güvenlik güçleri böyle bir durum varsa çağrı üzerine veya ihbar üzerine oraya girip bu teröristi oradan alıp çıkarıp bunların tedbiri alınıyor. Bozdağ ana muhalefet CHP'yi eleştirdi. Türkiye'nin en iyi yaptığı işlerin başında seçim gelir. Sandıkta kim hile yapılıyor diyorsa bilin ki kaybetmiş, kaybetmesine bahane arıyor. Şimdiden ana muhalefet partisi 2019 seçimlerindeki kaybına bahane arayışı içerisindedir. Ana amacı başarısızlıklarına kılıf bulmak ve Yüksek Seçim Kurulu bu anlamda Türkiye'nin güven müesseselerinden bir tanesidir. İktidarın tepkisine karşın CHP seçim güvenliği konusunda çalışmalarını sürdürüyor. CHP heyeti geçen hafta başlattığı turu bugün 4 partiyi ziyaret ederek sürdürdü. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Türkiye'de güvenli seçim hareketine ihtiyaç olduğunu vurguladı. Türkiye'de güvenli seçim hareketine ihtiyaç olduğu konusunda bir geniş ortak kanaat bulunmaktadır. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan başkanlığında oluşturulan CHP heyeti 4 partiyi ziyaret ederek seçim güvenliği ile ilgili işbirliği istedi. Olağanüstü hal koşulları altında seçim güvenliğinin esaslı bir biçimde yok edildiğini görüşlerimizi paylaştık. Grup Başkan Vekili Özgür Özen, Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ve İstanbul Milletvekili Mehmet Bekeroğlu'nun da yer aldığı heyet ilk olarak BBP'yi ziyaret etti. Meclise sevk edilen tasarıyı desteklediğimizi, yanında olduğumuzu kendilerine de aktardık. Eksiği gediği olabilir. Ama bazı eksikliklerin giderileceğini düşünüyorum. Heyet daha sonra DSP'li yöneticilerle bir araya geldi. Önümüzdeki seçimlerde Yüksek Seçim Kurulu istemediği partileri seçime sokmayacaktır. Bu büyük bir tehlikedir.
CHP heyeti BTP ve DP'yi de ziyaret etti. Bağımsız bir Türkiye'yi inşa edebilmek için güvenli bir seçime ihtiyacımız var. Umarız bunda başarılı oluruz. Ne yaparlarsa yapsınlar, güvenli bir seçim konusunda geniş bir milli mutabakat ve güçlü bir halk hareketi yaratma kararlılığımız bilinmelidir. Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon Şubat ayında da çift hanelerdeki seyrini sürdürürken fiyatı %55 artan taze fasulye zam şampiyonu oldu. Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu. Şubat ayında tüketici fiyatları endeksi %0.73 arttı. Yurt içi üretici fiyatları endeksi ise %2.68 artış kaydetti. Yani belirli bir bütçeyle çıkıyorsunuz dışarı pazara ama hiç umduğunuz gibi olmuyor. Almak istediklerinizin yarısını bile alamıyorsunuz. Böylece yıllık enflasyon %10.26 ile çift hanelerdeki seyrini sürdürdü. Uyar mı evdeki hesap çarşıya, mümkün mü? Evden çıkıyorsun, belli bir hesapla çıkıyorsun, boş dönüyorsun bazen. Hiç imkan var, her şey başına gidiyor. Tabii almış her şey başına gidiyor, imkan mı var yani? Şubat ayının zam şampiyonu fiyatı %55.10 artan taze fasulye oldu. Mevsimi değil. Mevsimi değil. Mevsimi değil tabii şu anda. Ne kadar şu anda fasulyenin? 14 lira kilosu. Mevsim olmadığı için fiyat yüksek yani şu an. Çocuk botu ise %11.47 ile fiyatı en çok düşen ürün oldu. Kış olmadı, kar yağmadı. Kar yağmayınca da arz talep, mal elimizde kalmasın diye fiyatlar düştü mecburen. Talep çünkü elimizde. Peki? Talep şu anda bitti. Kadroya geçiş hakkı bulunan yüz binlerce taşeron işçiyi yakından ilgilendiren sınav süreci bugün başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kadro hakkı bulunan işçiler gruplar halinde sınava alınmaya başlandı. Bekliyoruz heyecanla. Taşeron işçilerin kadroya geçişiyle ilgili sınav süreci başladı. Ben Bursmek'te sosyal işlerde çalışıyorum. Çok memnunum, güzel geçti sınavımız. Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kadroya geçiş hakkı bulunan 3120 taşeron işçi gruplar halinde sözlü ve yazılı sınavlara tabi tutulmaya başlandı. Kolay, yani hiç kendimizi sıkmaya gerek yok. Genel kültür var, fazla bir zor sorular yok yani. Adaylar en az 50 puan almaları gereken yazılı sınav için Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'ndaydı. Çıkışta sınav zor mu kolay mı geçti sorusu yöneltilen tüm işçilerin yüzleri gülüyordu. İyi geçti sınavımız, herhalde geçtik. Zor muydu peki? Yok, çok zor değildi. Genel kültür oldu. Sınav çok kolay. Çok da şey değil, prosedür şeklinde gibi bir şey. İşte Mustafa Kemal Atatürk nerede doğmuş? İşte çıkartma yaptığı yer. Bazı değişik sorular da çıktı. Sınavlar gruplar halinde 20 Mart'a kadar sürecek. 23-26 Mart tarihlerinde itirazlar toplanacak. İtirazların karara bağlanmasının ardından başarılı olan tüm işçiler çalıştıkları kurumlarda kadroya alınacak. Sorulan sorular zaten güncel. İnsanları zor durumda bırakılacak bir sorular yok. İstanbul'da karı koca kavgası kanlı bitti. Bağcılar'da sokak ortasında tartıştığı eşini öldüren adam aynı silahla intihar etti. Olay Göztepe Mahallesi Martı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre çift arasında sokakta yürürken tartışma çıktı. Öfkeli koca silahla eşine birkaç el ateş etti. Ardından aynı silahla kendini vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri sokağın her iki yönüne güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Cenazeler Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İstanbul'dan bir kadın cinayeti haberi daha geldi. Esenyurt Belediyesi'nde çalışan sevgilisini pompalı tüfekle öldüren zanlı intihar etti. Olay sabah saatlerinde Nazım Hikmet Bulvarı'nda bulunan Esenyurt Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda yaşandı. Pompalı tüfekle belediye binasına gelen 43 yaşındaki Bülent Özyürek, belediyede çalıştığı öğrenilen 42 yaşındaki sevgilisi Muradiye Bektaş'ı alıkoyarak bir odaya kapattı. Burada sevgilisini öldüren zanlı ardından intihar etti. Belediye binasında duyulan silah sesleri çevrede büyük paniğe yol açarken ihbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Özel harekat polisleri de belediye binası önüne geldi.
Balıkesir'de geçen ay hayatını kaybeden 4 yaşındaki Kuzey Efe'nin kalp krizi nedeniyle öldüğü sanılmıştı. Ancak küçük çocuğun babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Olay 6 Şubat'ta Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana geldi. Baba Hüseyin Ersezgin, oğlu Kuzey Efe'yi nefes alamadığı gerekçesiyle hastaneye götürdü. 4 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Hüseyin Ersezgin ilk ifadesinde arabayla gezdirdiği sırada oğlunun fenalaştığını söyledi. Gerçek yaklaşık bir ay sonra ortaya çıktı. Hüseyin Ersezgin karakola giderek oğlunu kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. 26 yaşındaki baba yaramazlık yaptığı ve çok konuştuğu için oğlunun ağzını ve burnunu kapattığını söyledi. Kuzey Efe'nin cenazesi savcının talimatı üzerine Bursa Adliye Tıp Kurumu'na gönderildi. Kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak. Baba Hüseyin Ersezgin ise tutuklandı. Zonguldak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye uçtu. Ters dönen otomobilde sıkışan 58 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Kaza akşam saatlerinde Zonguldak-Ankara karayolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Mehmet Koçer yönetimindeki otomobil Üzülmez Tünelleri mevkiinde bariyerleri yıkıp dereye uçtu. Yaklaşık 10 metre yükseklikten dereye uçan ve ters dönen otomobilde sıkışan Mehmet Koçer, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. 58 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi. Halatla yukarı çekilen cenaze Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bakım çalışmaları nedeniyle yolun tek şeritten verildiğini söyleyen vatandaşlar, yoldaki güvenlik ve işaretlemelerin yetersiz olduğunu söyleyerek tepki gösterdi. Adana'da dün akşam hareketli saatler yaşandı. Uyuşturucu suçundan aranan şüpheli evine baskın düzenleyen polislere av tüfeğiyle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği bir polis ayağından yaralandı. Olay Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekibi uyuşturucu suçundan aranan bir kişinin evine baskın yaptı. Kapının açılması için uyarı yapan polise av tüfeğiyle ateş açıldı. Demir kapıyı delip geçen saçmaların bir kısmı bir polis memurunun ayağına isabet etti. Polisin yaralanmasını fırsat bilen şüpheli kaçtı. Yaralı polis ambulansla Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken şüphelinin evinde yapılan aramada olayda kullandığı av tüfeğiyle büyük bir bıçak ele geçirildi. 19 yaşındaki şüpheli Yüreğir ilçesi Sinanpaşa mahallesinde saklandığı evde yakalandı. Sırada Bursalı Sarı ailesinin zorluklarla dolu yaşam öyküsü var. Ailenin Molla Fenari mahallesinde yaşadığı ev içten içe çöküyor. Maddi zorluklar nedeniyle tadilat yaptıramayan ve başka bir eve taşınamayan aile riskli olmasına rağmen moloz yığınları arasında yaşıyor. Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Mollarap mahallesinde yaşanan heyelan kabusu gözleri kentin yamaçlarında bulunan yapılaşmaya çevirdi. 3 ayda bir 300 TL kaymakamlıktan yardım alıyorum. Şahsen'i Sarı ve ailesi Osman Gazi ilçesi Molla Fenari mahallesindeki evlerinde benzer bir risk altında yaşıyor. 15-20 gün önce Mustafa oğlumla Lale kızım uyurken evim birdenbire üstüne göçüyor, çocukların yıkıldı. Moloz yığınların, toprakların içinde yaşıyorum. Yani 3 tane öğrencim var, bir tane hamile kızım var. Sarı ailesinin yaşadığı ev içten içe göçmeye başladı. Gece 3.30-4 civarı yıkıldı ev üstümüze. Oğlumun yattığı koltuğun üstüne yıkıldı. Koltuğu çekince komple indi ev. Yani soğuk, üstümüze yağmur yağıyor buradan. O arada zaten sesler gelmeye başladı. Kardeşim orada oturuyordu. Ben de yanında oturuyordum. Yaralandınız mı peki? Bir yaralanma olmadı ama üstümüze molozlar göçtü. Maddi zorluklar nedeniyle evlerini tadilat ettiremeyen ve başka bir eve taşınamayan aile yardım bekliyor. Yani damla akmıyor, adeta böyle sel iniyor kafama, mecburen ben burada yatıyorum. Kış günü nereye gideyim ben? Benim hiçbir Allah'tan başka hiç kimsem yok. Aile içten içe çürüyen ve su aldığı için belli bölümleri çökmeye başlayan evde zorluklar içinde yaşıyor. Bunu ben pazardan aldım. Olduğu gibi içine su doluyor, tencereler su doluyor, böyle döküyorum. Buralarda göl gibi.
Vatandaşların kamu hizmetlerine erişiminin sağlanması ile sorun ve taleplerini iletebilmesi için İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı Açık Kapı Milletin Kapısı projesi Bursa'da uygulanmaya başlandı. Konuyla ilgili valiliğin çarşamba hizmet binasında birim oluşturuldu. İçişleri Bakanlığı'nın vatandaşın talep, öneri ve sorunlarını doğrudan iletebilmesini öngören Açık Kapı Milletin Kapısı projesi Bursa'da uygulanmaya başlandı. Kamu hizmetlerine vatandaşlarımızın erişiminin sağlanması ve müracaatların havada kalmaması için gerçekleştiriliyor arkadaşlar. Valilik Çarşamba Hizmet Binası bünyesinde kurulan birimin açılışında konuşan Vali İzzettin Küçük, vatandaşların 15 ana dalda başvuru yapabileceklerini ve işlemlerin daha hızlı sonuçlanacağını söyledi. Valilik hizmetleri, yerel yönetimler, tapu kadastro, çevre şehircilik, kültür turizm, bunun dışında yardımlar ve sosyal hizmetler, işkur ve bu alanlarda 15 alanda müracaatlarını bu birime yapacaklar. Açık Kapı Milletin Kapısı Bürosu işlemleri hızla yaparak sonucu bir hafta içerisinde başvuru sahiplerine iletecek. 7 arkadaşımızı görevlendirdik. Bu arkadaşlarımız eğitim aldılar. Vatandaşla diyalog, etkili takip hususlarında. Bursa'da Osman Gazi Sağlıklı Yaşam Merkezi bünyesinde teknoloji bağımlılığı ile mücadele birimi oluşturuldu. Bursa Valisi İzzettin Küçük, sağlıklı yaşam merkezlerinin hastanelerde yaşanan yoğunluğa karşı kronik hastalıklarda birinci derece tedavi merkezi haline geleceğini söyledi. Belli bir algoritma içerisinde bunu bilimsel bir formatta hazırlayacağız. Bursa Valisi İzzettin Küçük, İl Sağlık Müdürü Özcan Akan'la birlikte Osman Gazi Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Küçük, hastanelerde artan yoğunluğa karşı sağlıklı yaşam merkezlerinin kronik hastalıklar konusunda ilk derece tedavi merkezi olacağını söyledi. 2019'da 10.500 yatak kapasitemiz olacak. Ancak sizler de müşahede ediyorsunuz, görüyorsunuz, yatak kapasitemizi ne kadar artırırsak artıralım, İşte bazı dönemler, özellikle kış dönemlerinde bir yoğunluk var. Bugün gezdiğimiz sağlıklı yaşam merkezi özellikle kronik hastalıklar hususunda bizim ilk derece tedavi kurumumuz olacak. Şeker, obezite, hipertansiyon ve bağımlılık gibi konularda hizmet verilen sağlık yaşam merkezlerinde artık teknoloji bağımlılığıyla da mücadele edilecek. Günümüzde bağımlılığın çeşitleri arttı. Tabii sigara bağımlılığı var. Bir de her evde sorun olan, özellikle çocuklu ailelerde sorun olan bir teknolojik bağımlılık diye sorun var ortada. Böylece Türkiye'de ilk kez bir sağlıklı yaşam merkezinde teknoloji bağımlılığıyla mücadele birimi kuruldu. Teknoloji bağımlılığı ilgili mücadeleye başlıyoruz. İnternet bağımlılığı öne çıkıyor ya da sanal oyunlar ön plana çıkıyor. Bununla alakalı ciddi bir mücadeleye girmemiz gerekiyordu. Bugün burada startını vermiş oluyoruz. Sıcak suları, otelleri ve kaplıcalarıyla termal turizm merkezleri arasında gösterilen Bursa Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan termal kentler protokolünde yer almadı. Gerekçe ise tesis yetersizliği. Yaptıkları itirazlardan sonuç alamayan turizmciler karara tepkili. Şifalı suları ve termal kaplıcalarıyla adı özdeşleşen Bursa, Sağlık Bakanlığı ile Kültür Turizm Bakanlığı arasında imzalanan sağlık turizmi ve tanıtımı işbirliği protokolünde yer almamanın şokunu yaşıyor. Türkiye'de son zamanlarda sağlık turizmi turizm açısından öne çıkmaya başladı. Ve sağlık turizmi tanıtımı işbirliği protokolü diye bir protokol yayınlandı geçenlerde. Belli teşvikler ve yatırımlar öngören protokolde 33 termal oteli ve 10.543 yatak kapasitesi bulunan Bursa'nın yer almamasına gerekçe olarak tesis yetersizliği gösterilmesi dikkat çekti. Bursa bu kararı hak etmiyor. Gerek Ankara'da gerek Bursa'da yerelinde itirazlarda bulunuldu ancak herhangi bir dönüş alınamadı. Bursa'nın protokolde yer almamasına gerekçe ise tesis yetersizliği olarak gösterildi. Çekirge Termal Suları Koruma Derneği Başkanı Mehmet Taşkeser'e göre ise Bursa için Ankara'da yeterli lobi oluşturulmadı. Ben şuna inanıyorum. Demek ki bizim Ankara'da lobimiz eksik. Demek ki biz burada kendi sesimizi kendimiz dinliyoruz. Biz elimizden gelen bütün gayreti gösterdik ama maalesef Ankara burada bizim sesimizi duyamadı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş daha önce ziyaret ettiği Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türk Yılmaz'ı bu kez makamında ağırladı. İstişare ve ortak akıl vurgularının yapıldığı ziyarette Mudanyalıların bir an önce bitirilmesini beklediği sahil projesi de gündeme geldi. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türk Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'a iadeyi ziyarette bulundu. İki başkan da Bursa'nın geleceği için daha fazla istişare ve ortak çalışma mesajı verdi. İlçelerimize ve şehrimize değer katabilmek adına istişareler, birbirimizden istifadeleri iyi değerlendirmek, iyi kullanmak lazım. Büyükşehir ilçe belediyesi çatışması gibi vermeye çalıştığı algının aslında olmadığını herkesin bilmesini istiyorum. Bizler farklı partilerden de olsak amacımız Bursa'mıza hizmet. Bu hizmetin de partisi olmuyor. Ziyarette uzun süredir devam eden Mudanya Sahil Projesi de gündeme geldi. Gecikmenin yüklenici firmadan kaynaklandığını belirten Başkan Aktaş, bir hafta 10 günlük iş kaldığını söyledi. Şu an cezai müeyyide uygulanıyor kendisine. Her teslim etmediği günle alakalı. Çünkü son teslim süresini geçmiş. Mart içerisinde yani inşallah gidip o çayımızı kahvemizi içip gitmiş haliyle de orada açılış demeyeyim ama yani en azından bir tamamlanmasıyla alakalı bir program yaparız diye düşünüyorum. Rusya'nın Türk tarım ürünlerine yönelik yasak uygulaması kalktı. Gerekli koşulları sağlayan tüm firmalar bugünden itibaren Rusya'ya patlıcan, nar, biber, kıvırcık marul, kabak ve bal kabağı sevkiyatı yapabilecek. Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı'ndan yapılan açıklamada 5 Mart'tan itibaren Türkiye'den nar, patlıcan, biber, kıvırcık marul, kabak ve diğer kabak türleri önündeki yasağın kaldırılması kararı alındığı hatırlatıldı. Açıklamada Türkiye'den bu ürünleri Rusya'ya ihraç etmek isteyen tüm şirketler sevkiyat yapabilir. Bunun için tek şart Türk Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı'nın sevkiyatı yapılacak ürünlerin bitki sağlığına ilişkin garanti vermesi ifadeleri kullanıldı. Türkiye'den söz konusu ürünlerin Rusya'ya sevkiyatı 2016 yılında yasaklanmıştı. Yaklaşık 2 yıl kadar yürürlükte kalan yasaklar aşamalı olarak belli firmalar için kaldırılmıştı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ilk yurt dışı ziyaretini Mısır'a gerçekleştirdi. Veliaht Prens Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi ile görüştü. Başkent Kahire'deki İttihadiye Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede bölgedeki krizlerin siyasi yollarla çözülmesi için çabaların sürdürülmesi konusunda görüş birliğine varıldığı belirtildi. Görüşmede Sisi'nin Körfez ülkelerinin güvenliğinin Mısır milli güvenliğinin bir parçası olduğunu ifade ettiği bildirildi. Uzmanlar Muhammed Bin Selman'ın Veliaht Prensi olarak ilk yurt dışı ziyaretini Mısır'a yapmasına dikkat çekiyor. Bin Selman, Haziran'da yayımlanan Kraliyet Divanı kararnamesiyle Muhammed Bin Naif'in yerine Veliaht Prens olarak tayin edilmiş, Muhammed Bin Naif ise tüm görevlerinden azledilmişti. İtalya'da hafta sonunda yapılan genel seçimler siyasi krize çözüm getirmedi. Sandıktan merkez sağ ittifak ilk sırada çıkarken hiçbir parti tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadı. Eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin Forza Italia Partisi ile Aşırı Sağcılık, Aşırı Sağcı İtalya'nın Kardeşleri ve Biz İtalya ile partilerinden oluşan Merkez Sağ İttifakı yaklaşık %36 oy oranı ile seçimin galibi oldu. 5 Yıldız Hareketi %32 oy oranına ulaşırken iktidarda bulunan Merkez Sol İttifakı'nın oy oranı ise %23.5'te kaldı. Hiçbir parti ve ittifak tek başına hükümeti kuracak çoğunluğa erişemezken gözler koalisyon girişimlerine çevrildi. Ancak Merkez Sağ İttifak içinde kimin başbakan olacağı konusundaki anlaşmazlık sürüyor. Haydi İtalya'nın lideri Silvio Berlusconi aktif siyasete dönebilmek için bir yıl daha beklemek zorunda. 2019 yılına kadar siyasetten men edilen eski başbakanın koalisyon kurmak yerine önümüzdeki yıl erken seçime gitmeyi planladığı öne sürülüyor. İngiltere'yi vuran Emma kasırgası ülkede hayatı felç etti. Halk temel ihtiyaçlarının karşılanma konusunda zorluk yaşamaya başlarken marketlerin rafları tamamen boşaldı. Ülke genelinde ulaşımda da aksamalar yaşanıyor.
İngiltere son yılların en sert kış mevsimini yaşıyor. Doğudan gelen canavar olarak adlandırılan Emma kasırgası nedeniyle tüm ülke beyaza büründü. Kimi şehirlerde kar kalınlığı 1 metreyi aşarken sürekli yağan kar ve fırtına ulaşımı büyük ölçüde aksattı. Binlerce araç yollarda kaldı, tren seferleri yapılamadı. Gıda maddesi taşıyan kamyonlar gidecekleri yere ulaşamayınca ülke genelinde panik yaşandı. Marketlerin rafları tamamen boşaldı. Uzmanlar, olumsuz hava koşullarının İngiliz ekonomisine maliyetinin milyarlarca sterlin olabileceğini ifade ederken, Meteoroloji Ajansı hava sıcaklığının hafta içinde yükseleceğini açıkladı. Sinema dünyasının gözü dün gece Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. 90. Oscar ödülleri Los Angeles kentinde düzenlenen gecede sahiplerini buldu. Gecenin galibi, en iyi film ve en iyi yönetmen de dahil 4 dalda ödül kazanan The Shape of Water, Suyun Sesi filmi oldu. Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Oscar heykelcikleri sahibini buldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentindeki ünlü Dolby Tiyatrosu'nda Jimmy Kimmel'ın sunumuyla gerçekleştirilen ödül törenine yönetmen Guillermo del Toro'nun The Shape of Water, Suyun Sesi filmi damga vurdu. Suyun Sesi en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi prodüksiyon tasarımı ve en iyi film müziği ödüllerine layık görüldü. Frances McDormand, Three Billboards Outside Ebbing. Daha önce 4 defa aday gösterilen ve 1997'de Fargo ile Oscar kazanan Frances McDormand, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri filminde canlandırdığı karakterle ikinci kez en iyi kadın oyuncu ödülüne uzandı. The power of a great performance. Gary Oldman. En iyi erkek oyuncu Oscar'ını ise Darkest Hour, Karanlık Saat filmindeki Winston Churchill rolüyle İngiliz aktör Gary Oldman kazandı. And the Oscar goes to Guillermo del Toro. Törende ilginç anlar da yaşandı. Bunlardan en dikkat çekeni, geçtiğimiz yıl ellerine verilen yanlış zarf nedeniyle en iyi film Oscar'ını yanlış açıklayan ve gaflarıyla Oscar tarihine geçen Faye Dunaway ve Warren Beatty ikilisiydi. The Shape of Water. İkili en iyi film The Shape of Water'ı anons ettiklerinde sahne filmin yönetmeni Guillermo del Toro çıktı. Del Toro, geçen yıl yaşanan hatanın bir benzeri olup olmadığını anlamak için önce zarfı kontrol etti ve ardından seyircilere gösterdi. Salonu kahkahalara boğan anlar 2017 yılı kadar olmasa da bu yılın en çok konuşulan anı oldu. I was a big admirer of foreign film. Oscar ödül töreni öncesi ise dünyaca ünlü oyuncular kırmızı halıda şıklık yarışı içindeydi. Yıldızlar göz alıcı kıyafetleriyle kırmızı halıda boy gösterdi. Oscar töreni öncesi gerçekleşen geleneksel kırmızı halı geçişine yıldızların şıklık yarışı damga vurdu. Önceki yıllara oranla daha sade ve farklı renklerdeki tasarımların dikkat çektiği gecede Helen Mirren ve Jane Fonda gibi efsane isimler şıklıklarıyla göz doldurdu. Türkiye'de vizyona yeni giren Red Sparrow, Kızıl Serçe filminin başrol oyuncusu Jennifer Lawrence yine kameraların ilgi odağıydı. Hollywood'un ünlü starı Nicole Kidman ise mavi strapless elbisesiyle kırmızı halıda boy gösterdi. Sorry. 2017 ödüllerine damga vuran Emma Stone geçtiğimiz yılın aksine sade bir tarzda giyinirken Sandra Bullock tarzını korudu. Oscar'ın şampiyonu Shape of Water oyuncuları ise kendi tarzlarını kırmızı halıya yansıttı. Lady Bird filminin genç başrol oyuncusu Saoirse Ronan, toz pembe renkteki şık elbisesiyle büyük ilgi çekti. Beni Adınla Çağır filminin genç yıldızı Timothy Chalamet ise giydiği beyaz takım elbiseyle kırmızı halının en dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Bu haberimizle ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın saat 19'da yeniden karşınızda olmak dileğiyle iyi akşamlar.